Şey hocam peki Fransa bu Bordeaux falan öyle mevzudan duydu doğru mu hocam? Fransa Başbakanı mı? Evet. Şimdi Bordeaux Milan oynuyor. UEFA Kupası çeyrek finali. İlk maçı Milan San Siro'da 2-0 kazanmış. Rövansa biz gidiyoruz. Bordeaux tuhaf bir şehir. Bizim Trabzon gibi. Sahil. Daha böyle konservatif. Milliyetçilik duyguları falan var. Bordeaux Milan'ı eledi. 3-0. Zidane oynuyor Bordeaux'da falan. Bordeaux'da şenlik var. Maç bitmiş. Yorgunuz. Kantar içindeyiz. Üzerimde böyle havlu var. Söylemesi ayıptır. Belime sarmışım. Ter içindeyim. Duşa gireceğim. Kapı açıldı ki kapının böyle baştan sonra birden açılması normal değil. Böyle saçları dökük 50'li yaşlarda bir adam giriyor içeri böyle. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı çık. Sorry dedi. Affedersiniz dedi. Kapattı kapıyı falan. Ben böyle havluyla üstümü başımı sen duşa geçeceğim. Türkçesi var gelenin. Kim o? Kapat kapıyı deyince hareketinizden mi? Anladı. Close yani onu ben İngilizce söylüyorum. Heh, tamam. Tamam. Derken 2 dakika sonra mihmandar geldi dedi ki Fransa Başbakanı Monsieur Alain Juppé. Bordoludur. Şu anda da maçta sizi kutlamak için soyunma odasına giriyor. Beyler dedim üstünüzü başınızı bir toplayın. Adam gibi giyinin bir şeyler eşofman filan. Böyle adamı peştemalına karşı yok. Hamam mı burası soyunma odası mı? Adam gibi bir şeyler giyin dedim. Bir dakika sonra gelsin dedim. Aa kapı açıldı adam içeri giriyor. Az önce konuştuğumuz adam Fransa Başbakanı soyunma odasına geldi. Teşekkürler. Congratulation falan. Çıktı gitti. Ama oldu. Başbakan ertesi günde Paris'te zaten Paris narkotik polisi beni muayene etti. Başıma gelen vallahi diyor. Biliyor musunuz? Ben bu olayı anlattım. Ersin Düzen ve rahmetli Kazım Kanat ve Gürcan Bilgiç'le ATV Santra programı bu olayı her şeyi anlat. Havaalanında bizi aldılar. Narkotik polis. Soyun dedi. Anlatayım ister misiniz? Anladım. Sıkılmazsınız. Hep ben konuşuyorum ya. Zoruldum ya. Soyun hocam. Güzel. Ertesi gün Paris'e geliyorum. Hanım da İstanbul'dan uçağa bindi. Paris'e geliyor. Yeni evliyim belki birkaç yıldır. 3-5 günde hanımımla Paris'te bir tatil yapayım dedim. Ben Bordeaux Paris yaptım. İstanbul'dan da Paris'e hanımım geliyor. Ben kafeterya gibi bir yerde havaalanında onun uçağının binmesini bekliyorum. Benden yarım saat bir saat sonra inecek. Böyle bir çocuk yaklaştı. 30 yaşlarında. Çakal kılıklı hafif ama. Vay Ahmet abim babam dün akşam iftar ettik falan gibi. Klasik böyle yanağını yiyeyim nameleriyle yaklaştı. Derken abi dedi ya. Hayrola dedi hanımım gelecek. Abi ne dedi kız arkadaşım gelecek dedi. Dur ben dedi bir araba alayım. Şu bavul götüren araba yoktu. Benim hanım çıktı. Avcucuğum merhaba dedim. Valizini aldım. Onun kız arkadaşı çıktı. Onun da valizini aldım. Dur abi sen yorulma. Benim belin ağrı. Zaten dün geceden yorgunsun dedi. Arabayı iterken iki adam bir kadın stop dedi. Kimlikler bir çıktı. Paris narkotik. Sivil ekip. İki erkek bir kadın. Sana benziyorlar böyle. Yakışıklı tam Fransız. Beyaz tenli. 40'lı yaşlarında. Hayrola dedim. Buyurun dediler. Nezarethaneye girdik. Pasaportları aldı. İşte sen başbakanı kovarsın abi. Ya ondan dolayı değil. Meğerse adam takipte. Adam bizi kullanıyor oradan sürüyüm diye. Narkotik dedi ki çıkart. Bavullar açıldı. Ne iş yaparsın dedi bana. Ben dedim dün gece Bordeaux maçını yönetti. Ya bak dalgana dedi ben futbolla alakam yok diye inanmıyor. Fakat yeşil pasaportu olduğu için çıkarttım adam hafif huylandı. Dedi ki sizi muayene odasına geçin. Alain Juppé'ye sordu. Ya bir dakika şimdi. Anlayamadım dedi. Şeye geçin dedi. Masaya. Jinekolojik masanın ne olduğunu bilirsiniz. Anladık. Anlayamadınız mı? Soyunun dedi. Bilmiyorum. Ya dedim bırakın bu yaştan sonra çoluk çocuk sahibi neyiz? Soyun kardeşim dedi. Çıkarttık. Gömlek dedi. Anlayamadım dedi. Gömleği de çıkarttık. Pantolon dedi. Pantolonu çıkarttım. Lütfen daha çıkarma dedi. Daha çıkarma. Bir dakika, bir dakika. Lütfen dedi. Dur orada dur hocam. Ayıp olmuyor değil mi? Lütfen dedi. Deyince. Bir dakika dedim ya. Bir dakika. Alain Juppé'yi aramak istiyorum. Anlayamadım dedi. Dün akşam beraberdim dedi. İnanmıyorsun bu kayıtlarda vardır ha Fransız. Ne demek istiyorsun sen dedi. Ya soyunmayacağım dedim ya. Ya soyunsak ne yapacağını biliyorum. Eldiveni giyecek çocuk. Kesin. Hayır abi anlatamadım. Muhtemelen olay bir uluslararası narkotik kaçakçılığında adam gözlemde. Oğlum, o çocuk. Sağ kemsin bir şey olmaz. Ya neler söylüyorsun? Söyle estağfurullah. Sen ne yapıyorsun Erman abi? O kadar 40 bin kişi var. Hala o günü, hala o günü yaşıyorum. Salla ya gülmeyin beyler. Hala o bakın beyler. Başa gelmeyen. Başa gelmeyen bilmez. Allah düşün. Bir Fransız çıkar. Bir müdeso ne diyecek? Eldiveni giyecek adam ya. Olayda narkotik bağlantısı var işin. Ben neye korkuyorum biliyor musun? Akşam haberler. Ahmet Çakar Paris'te narkotik operasyonda yakalandı. Uluslararası eroin kuryesi Ahmet Çakar çıktı falan. Düşünebiliyor musun? Hayatım bitiyor.
Diğeri filmde. Buradan gençlere de tavsiyemiz. Yani sen şeye razısın. Havaalanlarında. Hocam anladığı kadarıyla eldivene razı. Tanımadığınız insanlarla muhabbet etmeyin. Kullandılar. Eldivene razı. Yazılardan korkuyor. Ya, neler söylüyorsun çocuklar? Yapma hele. Bakın büyük konuşmayın. Başınıza gelir. Allah korusun hocam. Bu havalimanlarında mal taşıma olayı var. Olanlara falan hep onu diyorum. Yani ya abi çantada bir yer varsa şunu koyayım. Hadi lan git. Başka nereye koyarsan koy. Yok abi. Çok tehlikeli. Bagaj taşıdığın şeye bile almayacaksın yani. O hocam, soyun lafı yok. Hocam soyun lafı kaldı bunlar şeyde. Evet. Beşiktaş maçında gittik ya Kiev'e. Evet. Vodka almıştın şöyle. Evet. 100 dolardan 70 dolardan havaalanında 10 dolara satılıyordu. Hatırlıyor musun hocam? Vodka aldık. Evet. Ben onu oradan da ucuz aldım abi. Öyle mi? Tabii canım. İçeride daha ucuz. Havalimanı fazla. Havalimanı fazla. Hocam siz ben öyle bir soğuk görmedim. Vallahi. Ben öyle bir soğuk yaşamadım. 24'te oynandı. Ercan da anlatıyordu maçı. Ben öyle bir soğuk görmedim ya. Öyle bir soğuk yaşamadım. Bir de öyle soğukta Erzurum'da Şeker'de oynuyordum. 78 filan. Tınaz hatta. Tınaz Hoca Erzurum'un antrenörü. Orada inanılmaz bir havada oynadım. Bu bıyıklar. Saçlar böyle kunta gitti gibi olduydu böyle. Buz, soğuk yani. Bir orada bir de orada soğuk gördüm. Orada top oynadım. Orada... Sizin de böyle meşhurlarla hani uluslararası meşhurlarla ilişki El Fayed hikayeniz var değil mi hocam? He var. El Fayed bizi bulmuş Türkiye'den. Bir aracı vasıtasıyla konuşmak istemiş. Diana'nın kayınpederi mi diyorsun? Evet. Sonra uçak bileti gönderelim falan dediler. Dedim ki ben gelirim gazeteyle konuştum Hürriyetler. Tamam dediler git. O sırada da Bordo maçı var. Biz İstanbul'dan 5 kişilik bir grup gitti Gözel. Otele yerleştik. Arkadaşlar dediler ki ya sen dedim benim bir müsel işim var dedi. El Fayed'le görüşeceğim. Yerim alacak. Bu her mağazalarının sahibi değil mi? Onlar da dediler ki biz de Bush'la görüşeceğiz dedi. Bekleyeceğiz dediler. Adamlarını gönderdi. Aldırdık. Bir buçuk saat falan konuştuk. El Fayed'le. Bayağı bir konuştuk. Şey olayı tabii. Tigana olayı bu. El Fayed şeyin sahibi. Fulham'ın. Fulham'ın evet. Hatta ondan sonra Tigana bir konuşmamdan dolayı iki defa basın toplantısını terk etti ki orada yanlış yaptı. Sonra dava açtı. Savcı davayı reddetti. Öyle kaldı. Benim de konuşmam öyle kaldı. Savcı dedi ki siz evrak mevrak. Tabii dava açılsaydı ne olurdu bilemiyorum. Ama öyle kaldı. Yalnız tabii işin ilginç yanı El Fayed'le konuştuk. İki de avukat var yanında. Otelde konuştuk o şeyde Şanzelize'de otelde. İki kişi daha var. İsimler önemli değil. Sohbet ettik filan. Bana bir varak, altın varak tabak hediye etti. Dedim ki ya hep sen sordun ben cevap verdim. Şaşırdı adam çünkü. Konuşma şekli tabii eski futbolcu iken bilmem ne filan olunca. Dedim ki ben sorayım o zaman bir şey sor dedi. Öldüğünde Diana hamile miydi dedim. Hamileydi dedi. Birinci ağızdan. 6-7 milyon euro harcıyormuş her sene o dava için. Sonunda o işe bakan adam geçen sene biz konuştuktan bir iki ay sonra ruhi bunalım geçiriyorum diye işi bıraktı adam. Çünkü kaza olur olmaz içini boşaltmışlar kızın. Neye bağlıyorsun bunu? Hamileymiş kız. Onu anladım. Niye? Kazayı bir cinayet olarak mı yorumluyor Fayed? Öyle yorumluyor. İngiliz istihbaratı. İngiliz gizli 6-7 milyon euro para harcıyorum dedi. Ben bunu çıkaracağım dedi. Çıkarır mı? Zor çıkarır. Çünkü kazayı yapılan yeri görmüşsündür. Ben kaç defa geçtim. Bana göre 3 tane dünya üzerinde yaşanan orada, kaza değil. Orada o kaza olmaz. Biri yani. Bu, biri susurluk, biri de Avusturya eski başbakanının trafik kazası. Ben bunun üçünün de trafik kazası olduğunu düşünmüyorum. Bizim haftanın sözü...